Bizim yolumuzun üçüncü noktası da budur. Ne kandırırız, ne aldatırız, ne hıyanet ederiz. Dilimiz neyse kalbimiz odur. Sahip olmadığımız bir güce sahibiz demeyiz. Allah'ın aciz kullarıyız. İlahi nur denizine daldık mı yapamayacağımız iş yoktur. Ama şahsımıza kaldığımız zaman da bir karıncadan farkımız yoktur. Ne ilahi lütuflar geliyorsa hepsi haktan. Biz sadece o lütfu ulaştırmak için kullanılan bir vesileyiz. Bu kadar. Kandırmaca yok. Aldatmaca yok. Sahip olmadığın bir makama sahibim demek yok. Kendini olduğundan başka göstermek yok. Füze mi atıyorlar? Uydu mu atıyor? Uyduyu biz düşürmedik yani. <laughs> Sallama yok yani. Altında delil sunamayacağımız bir kelimeyi söyleyecek insan da değiliz. Sordular mı söyleriz. Kanıtlayamayacağımız bir noktada konuşmak işimiz değildir. Kanıdımız kimi zaman Kur'an-ı Kerim'den, kimi zaman hadisi şeriften, Evliya-i İzam'ın sözlerinden, ulema kiramın kabillerinden olur. Biz Aziz Mahmud Hudayi Hazretleri'ni senet olarak kabul ederiz. Muhtemet bir delil olarak kabul ederiz. Biz Şeyh Şerafettin Hazretleri'ni muhtemet bir delil olarak kabul ederiz. Onun söyledikleri bizim için delildir yani. Şeyh Edebali öyledir, Emir Sultan öyledir vesair evliya-i kiramımız öyledir yani. Söyleriz, hepsi de teker teker hakikat olarak ortaya çıkar. İnat edenler kabul etmeyebilir. Hadisi şerifi de onlar önce evliyayı sonra hadisi şerifi de kabul etmezler çünkü. Vesaire vesaire gider. Batırırlar kendine çirkefe çıkamazlar o bataklığın içerisinden inadı bırakmadığı müddetçe. Aynen o insana benziyor onların hali. Bataklığa batmış sen hak canibindesin, bataklığın dışındasın. Ona asayı uzatıyorsun. Çık oradan. İnat ediyor. Hayır. İnat ediyor. Çıkmayacağım. Bizim asamız öyle duruyor. İnadını bıraktın da tuttun mu çıkarsın. Ama öyle bir izin yok haktan. Adamın elini zorla tut da çıkart oradan. Asayı elini tutabileceği noktaya kadar uzatmaya izin var. Tutarsa çıkar. İnat ederse inadında boğulur gider. Allah muhafaza buyursun. Celle Celaluhu. İşte bu üç noktayı ise, bu üç noktayı ise zafere ulaştıracak olan nedir? Edeb, muhabbet ve sadakati zafere ulaştıracak olan muazabettir, devamu sebattır. Daim olacaksın. Bir günlük edep değil, bir ömürlük edep lazım. Bir günlük muhabbet değil, bir ömürlük, bir günlük sadakat değil. Son nefesine kadar sadakat sende olmalı. Kibrinle hiçbir zaman kibre teslim olarak hareket etmeyeceksin. Hele hele üstüne karşı. Kafanın dikine hiçbir daim zaman gitmeyeceksin. Batarsın yani. O noktada batarsın. Bu üçüne muazabet etmek bizim yolumuzdur. Edep, muhabbet ve sadakat. Bunları elde eden kişi dervişliğin hakikatine varacaktır. Allah'ın o okyanuslardan büyük nur denizine dalacaktır. Farkına varacaktır ilahi ikramların. Kalbine alacaktır yani inşallah. Bu üç noktayı onun için biz dikkat edeceğiz. Bu üç nokta bizde olduğu müddetçe de biliyor musunuz? Hiçbir sapkın insanın sapık görüşü bizim imanımıza bir kara nokta getiremeyecek. O saldırdığı zaman edep kalkanı çıkacak önünde. O saldırdığı zaman muhabbet kalkanı çıkacak. Sadakat kalkanı çıkacak. Bertaraf edecek de onu gidecek. Her nerede olursanız olun velev ki bütün kitapları yutmuş insanların karşısında durun. Bu üç noktaya dikkat ettiğiniz müddetçe onlar okumuş olduğu kitapların bütün satırlarını ezberlemiş olsalar bile size ziyan dokunduramayacaklar. Çünkü bu noktalara dikkat eden insanın yardımcısı Allah'tır. Celle celaluhu. Muhafızı koruyucusu da Allah'tır. Sübhan ve teala.